Hayatınızın en güzel yılı hangi yıldı? Yıllar geçtikçe hayat güzelleşiyor. Çünkü akıl daha da olgunlaşır, iman daha da olgunlaşır. Her geçen yıl daha iyi olur insan. Yani mesela lise yıllarını ben istemem, ortaokul yıllarını da istemem, ilkokul yıllarını da istemem. Bu yıllar iyidir. Yani olgun, aklı başında olduğumuz yıllar, derin düşündüğümüz yıllar, Allah'la bağlantıda olduğumuz yıllar çok önemlidir. Yani Allah'la bağlantı için birçok münasebetsiz neden çıkabilir şeytandan. Mesela adam Allah'a inanıyordu çok güzel fakat kolunda muazzam bir ağrı belirir. Birden Allah'ı unutuyor. Nereden çıktı ya bu ağrı diyor. Herhalde diyor dün diyor ters bir hareket yaptım ondan oldu diyor. Halbuki Allah yaratıyor öyle bir şey yok. Ters hareketten de olabilir tamam da yani Allah yaratıyor. İlerce tevessül ediyor. Ben biraz yani gıcık oluyor böyle. Yani nereden çıktı gibisinden. Halbuki Allah mümine sürekli hastalık, rahatsızlık verir, kesintisiz. Biri biter, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Bakın mesela bu çok ince bir kanundur Allah'ta. Yani Hazreti Musa'da mesela Allah hiç bitirmemiştir. Bir bela biter, başlası başlar. Biri biter, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Tam kurtuldum diyor. Mesela adama yumruk atıyor, adamın ölümüne sebep oluyor. Mesela facia. Tam kurtuldum diyor, bir sefer adam da iftira atıyor ona. Al bir bela daha. Bir sefer Firavun kafayı takıyor, seni öldüreceğim diyor. Al bir bela daha. Bir sefer oradan kaçması gerekiyor. Ama öyle 200 kiloluk kayayı yerinden kaldırdı ya, helal olsun yani. Bu nasıl bir kuvvettir ya? Orada çobanlar var. Böyle 200 kiloluk kaya var. Kuyunun kapağı olarak. Kuyuya kapak olarak koyuyorlar. Şimdi kadınlar geliyor. Kaldıramıyorlar tabii kadını. 2-3 kadını kaldırabileceği gibi değil. Çobanlar böyle sahtekarlık yapıyorlar. Getirip koyuyorlar. Mesela 10 çoban birleşip getirip koyuyor. 8-10 çoban. Sonra kenara çekiyorlar. Müslüman olan o hanımefendiler koyamıyorlar. Hazreti Musa geliyor. Bakıyor. Koyunları sulayamıyor musunuz diyor. Evet sulayamıyoruz diyor. Neden diyor? Çünkü kuyunun kapağını kapattı diyor çobanlar diyor. Biz de o adamlardan çekindiğimiz için onların yanına gidemiyoruz diyor. Tamam ben halledeyim diyor. Gidiyor. Oo sanki tahta kaldırıyor böyle. 200 kilo abi kardeşim 2 metre boy. Kollar benim gibi yani be belim. Öyle bir kol yani. Ya bu Arnold falan hepsi onun kenarda kalır yani böyle. Muhteşem yani. Öyle dandik adele vardı mesela. Doludur ama hiçbir kuvveti yoktur. Yani proteinle falan şişirilmiştir. Öyle değil. Bu hakiki adele. Alıp kenara koyuyor. Koyunları da getiriyor. Buyurun diyor koyunlara. Gelin için diyor. Güzel hepsini içiriyor, yediriyor falan. Suluyor. Yine gelip kapağını geri koyuyor. Kızlar mest oluyorlar. Hem kibarlığına, hem efendiliğine, fedakarlığına. Bak gidip cıvık bir tavır yapabilir başkası olsa. Ne yapıyor? Gidip ağacın dibine yatıyor. Ya Rabbi diyor, vereceğine her hayra muhtacım diyor. Başkası olsa musallat olur. Bak işte koyunları verdim falan, adın ne, soyadın ne, bilmem ne falan. Konu çıkarır. Öyle yapmıyor, çok efendi. Zor durumda olmasına rağmen. Tabii bak, yalnız bak, kimsesi yok. Evi yok, barkı yok, yaşayacağı yeri yok. Kızlar da maşallah peygamber kızı olduğu için asiller. Baba diyorlar, bir delikanlı gördük, aslan gibi. Çok kuvvetli diyorlar. 200 kiloluk kayaya kaldırmış. Ve çok güvenilir diyorlar. Çok efendi. Her yerinden belli efendi oldu. Onu diyorlar, sen çağırsan da böyle yanında çalışsa diyorlar, ben şey yapsam. Tamam diyor, haber gönderiyor. Hazreti Musa geliyor. Bak kibarlığı var, peygamber kibarlığına. Eğer diyor 8 yıl çalışırsan kızlarından birini sana vereyim diyor. Bak hem evinde kalacak, hem kızını verecek. Olacak iş mi? Daha yeni tanışmış. Sokaktan bir adam ya, anında güveniyor. Ona da tamamlarsan o da senden diyor. Bak kibarlığa bak, çünkü evde kalmak zaten bir lütuf. Bir lütuf yani, muazzam bir lütuf. Kızını evlendirmesi bir lütuf.
kendi evinde ağırlaması bir lütuf. Bak kibarlık işte bu. Evet. Nezakettir yani. Tam bir peygamber nezaket. Maşallah.